Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hayat bilgisi genel tekrar soruları çözeceğiz. Haydi gelin başlayalım. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin yaptığı doğrudur? Murat dişlerini yemekten önce fırçalıyor. Ali yemekten önce ellerini yıkıyor, sonra yıkamıyor. Zeynep yemekten önce ve sonra ellerini yıkıyor. Zeynep'in yaptığı doğrudur çocuklar. Yemekten önce ve sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Aşağıdakilerden hangisi hayvansal bir besindir? Ekmek, yumurta, üzüm. Yumurta hayvansal bir besindir çocuklar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir görgü kuralıdır? A) Tabaktaki yemeği bitirmeden kalkmak. B ağzımızda yemek varken konuşmak, C yemek masasını toplarken annemize yardım etmek. Yemek masasını toplarken annemize yardım etmek bir görgü kuralıdır çocuklar. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yerleştirelim. Et, bal, balık hayvansal besinlerdendir. Açıkta satılan gıdalardan almamalıyız ekmek, sebze ve meyveler bitkisel besinlerdendir. Gazlı içecekler sağlığımıza zarar verir. Ece uzun süre televizyon izliyor. Buna göre Ece'nin hangi organı zarar görür? A) Kulak B) Göz C) Burun. Ece uzun süre televizyon izlediği için gözleri zarar görecektir çocuklar. Meyve ve sebzeleri niçin yıkayarak yemeliyiz? Yıkadığımızda daha güzel oldukları için, yıkadığımızda daha taze oldukları için, yıkadığımızda mikroplardan temizlendikleri için. Meyve ve sebzeleri mutlaka yıkayarak yemeliyiz çocuklar. Böylelikle mikroplardan arındırmış oluruz. Çocukların hangi mutfak aracını kullanmaları tehlikeli olabilir? A) çatal B) kaşık C) bıçak. Bıçak kullanmak sizler için tehlikeli olabilir çocuklar. Sağlıklı olmak için hangisini yapmamalıyız? A) her çeşit besinden yemeliyiz. B) şekerli yiyecek yemeliyiz ve gazlı içeceklerden içmeliyiz. C) Düzenli spor yapmalıyız. Şekerli yiyecek yemek ve gazlı içecekler bize zarar verir çocuklar. Bu yüzden şekerli yiyecek yememeliyiz ve gazlı içeceklerden de içmemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarından değildir? A) Sabun B) Kaşık C) Diş fırçası Kaşık Kişisel bakım araçlarından değildir çocuklar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? A) Hapşırırken ağzımızı elimizle veya peçeteyle kapatmalıyız. B) Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. C) Bilgisayarın başında çok vakit geçirmeliyiz. Bilgisayarın başında çok vakit geçirmek zararlıdır çocuklar. Hem sırtımıza, hem gözlerimize hem de duruşumuza zarar verecektir. Beslenme, uyku, spor. Yukarıdaki ifadelerden hangileri sağlık için önemlidir? Beslenme, uyku, beslenme, spor, beslenme, uyku, spor. Sağlık için her üçü de Bizim için önemlidir çocuklar. Bu yüzden doğru beslenmeli, erken yatıp erken kalkmalı ve düzenli spor yapmalıyız. Sağlığımız için aşağıdakilerden hangisini tüketmemeliyiz? Gazlı içecek, süt, limonata. Gazlı içecek içmek bize zarar verecektir çocuklar. Bu yüzden tüketmemeliyiz. Yemek yerken görgü kurallarına uyan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapar? A) Ağzında yemek varken konuşabilir. B) Ayakta yemek yiyebilir. C) Yemek yerken çatal, kaşık, bıçak ve peçete kullanır. Görgü kurallarına uyan bir kişi yemek yerken çatal, kaşık, bıçak ve peçete kullanır çocuklar. Aşağıdaki görsellerin hangisine ıslak elle dokunmamalıyız? Kupa bardak, sırt çantası, elektrik prizi. Islak elle elektrik prizine dokunmamalıyız çocuklar. Bizi elektrik çarpabilir ve zarar görebiliriz. Trafikte yayaların güvenli şekilde karşıya geçişini sağlayan kişi hangisidir? İtfaiyeci, trafik polisi, bekçi. Trafikte karşıdan karşıya geçerken bizi güvenli geçiren kişi trafik polisidir çocuklar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru davranıştır? A) Asansörün kapısı açıldıktan sonra asansörü kontrol edip binmeliyiz. B) Asansörün kapısı açılınca hızlıca asansöre binmeliyiz. C) Asansörün içinde oyun oynamalıyız. Asansörün kapısı açıldıktan sonra asansörü kontrol edip binmeliyiz çocuklar. Çünkü asansör bozuk olabilir ve kabini gelmemiş olabilir. Bu durumda da biz koşarak hızlıca binersek asansör boşluğuna düşer ve yaralanabiliriz. Okulda merdivenlerden inip çıkarken hangi kurala uymalıyız? A merdivenlerden inerken soldan inmeliyiz. B merdivenlerden zıplayarak inmeliyiz. C merdivenlerden sağdan inip sağdan çıkmalıyız. Merdivenlerden sağdan inip sağdan çıkmalıyız çocuklar. Görseldeki olayla karşılaşınca hangi numarayı aramalıyız? A 112 acil yardım. B 110 Itfaiye, C. Polis imdat. Bir trafik kazasıyla karşılaşınca hemen 112 acil yardımı aramalıyız çocuklar. Evimizde doğalgaz ve tüp kaçağı olduğunda hangisini yapmak tehlikelidir? A. Doğalgazın ve tüpün vanasını kapamalıyız. B. Pencereleri açmalıyız. C mutfaktaki ocağı yakmalıyız. Mutfaktaki ocak yakmak. Doğal gaz ve tüp kaçağından dolayı patlama oluşturacağından yapmamalıyız çocuklar. Hatta herhangi bir ateşli nesne, elektrik düğmeleriyle bile oynamamalıyız. Okula gelirken ve giderken hangi trafik levhasının olduğu yerden karşıya geçmeliyiz. A Yaya geçidi levhası B kontrolsüz demiryolu geçidi levhası C iki yönlü trafik levhası Okula gelirken ve giderken kendi güvenliğimiz için yaya geçidi levhasının olduğu yerden karşıya geçmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi güvenli olmayan bir durumdur? A asansöre binerken Kapının tam açılmasını beklemek. B. Merdivenin sağından inmek. C. Elektrik prizine ve kablolara ıslak elle dokunmak. Elektrik prizine ve kablolara ıslak elle dokunmamalıyız çocuklar. Bizi elektrik çarpabilir ve canımızdan olabiliriz. Servis araçlarında hangisini yapmak tehlikelidir? A. Yüksek sesle şarkı söylemek. B arkadaşlarımızla sohbet etmek, C servis aracının penceresinden sarkmak. Servis aracının penceresinden sarkmak çok tehlikelidir çocuklar. Arkadan gelen araç sizi göremeyebilir ve size çarpabilir ve bu durumda da yaralanabilirsiniz. Berra'ya tanımadığı bir adam oyuncak vermek istiyor. Berra bu durumda adama nasıl bir davranış göstermelidir? A teşekkür edip sizi tanımıyorum alamam demeli. B teşekkür edip çok memnun oldum demeli. C teşekkür edip oyuncağı çok beğendim demeli. Yabancılardan asla bir hediye veya herhangi bir şey almamalıyız çocuklar. Bu yüzden teşekkür edip sizi tanımıyorum alamam demeli. Yukarıdaki trafik levhasının anlamı Hangisidir? A güvenli geçiş, B park yapılmaz, C bisiklet giremez. Yukarıdaki trafik levhasının anlamı bisiklet giremezdir çocuklar. Trafik lambaları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A sarı renk araçlar için yanar. B trafik ışıkları yayalar için iki renklidir. C. Yayalar için kırmızı ışık geç demektir. Yanlış olan bilgi yayalar için kırmızı ışık geç demektir. Aşağıdaki görsellerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir? İlk resmimiz yaya geçidi çocuklar. İkinci resmimizde ise bölünmemiş cadde vardır. Üçüncü resmimiz üst geçidi göstermektedir. Bölünmemiş caddelerde karşıya geçmek tehlikelidir çocuklar. Böyle yerlerde karşıya geçmemiz gerekirse sağımıza solumuza dikkatlice kontrol edip öyle geçmeliyiz. Evimize hırsız girdiğinde kimden yardım istemeliyiz? A itfaiyeden, B ambulanstan, C polisten. Evimize hırsız girdiğinde polisten yardım istemeliyiz. Bugünkü dersimiz burada sona erdi çocuklar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.